Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Bir izleyicimiz yine ismini vermeden tansiyonumu sürekli düşük olarak yaşadığımı şu anda da canlı yayında sizleri izliyorum. Düşük yaşamak artı mıdır yoksa eksi midir yaşamsal anlamında iniş çıkışlar olmadan sürekli düşük bir tansiyonla yaşaması? Şimdi tabii ileri dönemde düşük tansiyonun risk yarattığı söyleniyor. Özellikle beyin hastalığı olan, beyinde felç geçirmiş veya böyle bir riski olan hastalarda tansiyon değerinin belli bir düzeyin altına inmemesi özellikle nöroloji uzmanları tarafından isteniyor bizim yaptığımız değerlendirmelerde. Onun dışında kişideki yarattığı etkiler, klinik bulgular dikkate alınıyor. Ama yani eğer hastada bayılma, halsizlik, çabuk yorulma gibi bulgular yok ise hipotansiyon dediğimiz tansiyon düşüklüğünün çok büyük bir klinik önemi yok özellikle gençlerde. Sadece bunların tabii ki ayağa kalkışlarda özellikle uzun süre yattıktan sonra mesela baş dönmeleri olabileceği düşünülerek dikkatli olmaları gerekir. Bol sıvı tüketmeleri gerekir. Yani çoğu kişinin bildiğinin aksine bunlara yönelik çok fazla bir tedavi şekli yok. Ama altında yatan bir neden var mı? Bir tiroid hastalığı gibi örneğin araştırmak gerekebilir. Peki tiroid tetikliyor diyebilir miyiz? Tabii yani hipertiroidi yani tiroid hormon düzeyinin yüksek olması hipertansiyon için bir nedendir. Dolayısıyla ilk defa başvuran bir hipertansiyon hastasının böbrek, işte lipitler, kolesterol, trigliserit gibi şeker düzeyi ve de tiroid düzeyinin özellikle mutlaka bakılması gerekir. Evet. Hipertiroidi tedavi edilmeden hipertansiyon tam olarak tedavi olamaz. Doğru. Şimdi izleyicilerimiz bizlere ulaştığında sizin saymış olduğunuz belirtilerin birkaçı yeterli midir tansiyon hastalığı anlamında diye sorularını yöneltiyorlar. Ya da uzun bir süreç aşamasında mı bu şikayetler göz önünde olursa şimdi tabii tercih olunan odur ki başı ağrıyan herkesin bir kere bir tansiyon ölçtürmesi gerekir. Genç veya yaşlı. Az önce de saydığım gibi gençler de hiç azımsanmayacak düzeyde hipertansiyon hastası olabiliyorlar. Onun dışında bulguların uzamasını beklememek lazım. Tansiyon ölçümü sonuç olarak çok zor bir yöntem değil. Tetkiki zor bir şey değil. Sağlıklı bir tansiyon ölçümünün nasıl yaptığından, nasıl olduğundan da bahsetmek gerekir bu kesinlikle, durumda. Kesinlikle, kesinlikle. Günün hep aynı saatinde ölçtürmek, seri ölçümlerde. Yarım saat öncesinde tansiyonu etkileyebileceğini düşündüğümüz çay, kahve, sigara gibi içeceklerden ve alışkanlıklardan uzak kalmak. Onun dışında ölçülen kolun sağ veya sol fark etmez kalp hizasında olmasına özen göstermek ve kişinin de en az bir 3-4 dakika dinlenmiş olmasını beklemek gerekir. Ve seri takiplerde de günün hep aynı saati ölçüm yapmak gerekir. Çünkü tansiyon tahmin edileceği gibi değişkenlik gösterir. Sabah, akşam gibi farklılıklar gösterebilir. Hep aynı saatte yapılması gerekir bir ölçümün. Tek ölçümler tansiyon tanısı koymak için yeterli değildir. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.